Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda HTML'de resimlerin nasıl sitemize ekleneceği, boyutlandırılması ve hareketli resimlerin, dışarıdan resimlerin nasıl sitemizde kullanılabileceği ile alakalı bir video olacak. Öncelikle resim ekleme gerçekten önemli ve bazı püf noktaları da var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Visual Studio Code Editörümüzü açalım ve File Open Folder ile HTML Images konusunu işlemeye başlayalım. Şimdi öncelikle sadece iki tane resmim var. Birisi şu, birisi de hareketli bir resim arkadaşlar. Bu iki resmi sitemize ekleyeceğiz ve bunlarla alakalı konuşacağız. Şimdi öncelikle index.html diyelim. Basit bir şekilde resim eklemeyi zaten hepimiz biliyoruz ama bazı önemli konulara, detaylara ineceğiz burada. Şuraya hemen ne diyelim? HTML resim ler konusu dedik. Burada ilk etapta yapacağımız olay şu. img.src etiketini biliyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarda da kullanmıştık. img.src. Enter'a bastığımızda bakın iki tane parametre atıyor bize. image.src diye. src source'dan geliyor arkadaşlar. Kaynak. Kaynak dosyan nerede diyor. Bize burada yolunu soruyor. Ve bu yol konusu önemli. Niçin önemli? Eğer yolunu bulamazsa bize farklı kendi default halinde HTML'nin bize verdiği bulunamadı diye bir resim çıkaracak karşımıza. Control Space tuşuna bastığımızda bakın gördüğünüz gibi Old JPEG ve Source GIF olayları geliyor. Old JPEG'e tıkladım, Enter'a bastım ve burada bir de Alt var. Alt ne anlama geliyor? Arkadaşlar Alt aslında çok önemli bir etiket. Fakat genelde es geçilen bir etiket. Alt Alternate yani diyelim ki tarayıcı şeyi bulamadı, resmi bulamadı, yolunu bulamadı. Ne yapacak? Alternate'in içine bakıp oradaki yazıyı size getirecek arkadaşlar. Ki bu ayrıca Google'da taramalarda üst sıralara çıkmanız için de yazılması önerilen bir şey. Mesela siz diyelim ki bu kitapla alakalıydı değil mi bu resmimiz? Hatta kontrol ile sol tuş kleye bastığınızda direkt buradan da gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kitapla alakalı. Bu neyle alakalıysa mesela diyelim ki kitap ve gül diyelim arkadaşlar. Şimdi burada ne oldu? Ben kitap ve gül dedim. Bu şekilde geldi. Şimdi bir F12 tuşuna bastığım zaman arkadaşlar bakın F12'ye bastığımda güzel geldi. Hemen direkt kendisi otomatik orijinalini getirdi. Kendi yükseklik ve genişlik değeriyle beraber getirdi. Şimdi buraya baktığımızda bakın solda kaydırma çubukları çıktı. Yukarıdan aşağı doğru indirme kaldırma. Burada height ve width'ini arkadaşlar bizim ayarlamamız gerekiyor. Bunun için ne yapabiliyoruz? Kendi içerisinde property yani özellik dediğimiz değeri tanımlayabilirsiniz. Bakın height değeri burada tanımlanabiliyor. Height'ına mesela 250 piksel dediniz. Şuraya geldiniz bir de width değeri verdiniz. Width'ine de 250 piksel dediniz. Ctrl S dedim. Bir F12 çektiğimde bakın ne olacaktır? 250'ye 250 piksel şeklinde ayarlamış oldum. Ha ben bunu stilden ayarlayamaz mıydım? Ayarlayabilirdim. İkisi arasındaki farkı da birazdan öğreneceğiz. Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntım yok. Diyeceksiniz ki ya 6 kullandın ama hiçbir şekilde ben bunu göremedim. Yani şimdi sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle dediğinizde burada var. Bunda bir sıkıntım yok. Fakat bu ne zaman açığa çıkar burada? Bunun için konuşacak olursak. Mesela dediniz ki şurada bir klasörünüz var ki böyle olur aslında. IMG yani IMG diye bir klasör değil de mesela resimlerim diye resimler diye bir klasörünüz var. Resimler klasörünün içerisine attınız bu Old JPEG'i. Move dedim arkadaşlar. Bakın şu an nerede? Resimlerin altında Old JPEG var. Peki ben burada şunu değiştirmedim. Çalışacak mı şu an? Bakalım. F12 tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi ne oldu? Kitap ve gül dedi. Ne yaptı arkadaşlar? Yolu bulamadı. Bu yolu bulamadığı için ne yaptı? Alternate tekstinin içerisindeki yazıyı bize açığa çıkardı. Bak diyor burada bir resim var ama ben bu resmi gösteremiyorum. Fakat bu resim bununla alakalı. He, bu başka nerede işinize yarayabilir? Mesela diyelim ki internet bağlantısı çok yavaş olan bir yer düşünün. O internet bağlantısı yavaş olan yerde resim yüklenirken bu alternate tekstini görebilirsiniz ve kullanıcı diyecek ki ha demek ki burada kitap ve gülle alakalı bir resim var diyecek. Peki kitap ve gülle alakalı resmi burada görebiliyoruz. Bazı mobil mobil tarayıcılarda da
Kullanıcılar diyor ki kardeşim bana resimleri gösterme, benim kotamı çok yiyor. Bana resimleri yükleme diyor. Yükleme dediğinde sitede de bir resim varsa senin o kullanıcıya bak burada bir resim vardı ve bununla alakalıydı demenin kısa yolu aslında alternate. Bilmem anlatabildim mi? Alternate gerçekten aslında önemli görünmese dahi. Şimdi peki diyeceksiniz ki ya tamam alternate iyi güzel de ben bu resmi tekrardan nasıl getireceğim? Benim source'um bozuldu arkadaşlar. Source'um niye bozuldu? Şimdi indexle source'um dediğim SRC etiketinin içerisi arkadaşlar. Source.gif olduğunu düşünmeyin. Ona da geleceğiz zaten. Bu alt.jpg nerede arkadaşlar? Aynı yerdeydi. Fakat bu sefer resimler klasörünün altına gitti. Benim yapmam gereken şu. Resimlerin altında alt.jpg. Bakın resimlerden sonra bir slash bıraktım ve alt.jpg dedim. Şimdi olacak mı? Hemen bakalım. F12 tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi geldi. Peki bu source kısmında şunu silseydim, Control Space'e bassaydım, bakın gördüğünüz gibi bana ne getirdi? Resimler getirdi. Resimlere tıkladım. Resimlerin altında da sadece alt jpeg var diyor. Ona da enter dedim. Yine aynı şekilde böyle yolumuzu ne yapabiliriz? Getirebiliriz arkadaşlar. Bunlarda bir sıkıntı yok. Şimdi peki sadece durağan resimleri mi kabul ediyor imaj diye soracak olursanız hayır. Durağan resimler değil, hareketli yani GIF resimleri de kabul ediyor. Hemen ona bakalım. IMG SRC ile Control Space'e bastığımda Source.gif. Bakın bunun önüne bir resimler attı mı? Atmadık. Niye? Çünkü resimlerin altında değil. Şimdi buraya ne diyelim? Bilgisayar ve iskelet dedik. Control S. Bir F12 çekelim ne oldu? Bakın gördüğünüz gibi bunun demek ki default hali bu şekildeymiş. IMG etiketleri arkadaşlar inline yani satır içi elementler olduğu için yan yana dizilebiliyorlar. Kendi kendilerine. Display block değiller. Burada gördüğünüz gibi ne yapıyor? Kendi boyutunda bunun demek ki gerçek boyutu buymuş. Kendi boyutunda bir resmi buraya getirdi ve gördüğünüz gibi hareketli bir şekilde ne yapabiliyor? Oynatabiliyor HTML'e. Ayrıca burada ne yapalım arkadaşlar? Height'ına 250 piksel diyelim. Width'ine de aynı şekilde 250 piksel diyelim. Bakalım burada da height width konusu çalışacak mı? Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde çalışmış oldu. Peki sadece benim tarayıcımda bulunan yani benim buraya koyduğum resimleri mi buraya getirebilirim? Daha farklı. Mesela herhangi bir yerdeki resmi de buraya getirebilirsiniz. Mesela dediniz ki ne diyelim? Bir manzara resmi diyelim arkadaşlar. Manzara. Enter'a bastım. Şimdi manzara görsellerden arattınız. Şu an tamamen sallıyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir resmi. Gün doğumu diyor. Bodrum diyor. Resmin sağ tıkladınız. Tabii bunu indirip kullanabilirsiniz. Resmi farklı kaydettiğip. Tabii görsel telif hakkına tabi olabilir diyor. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Burada resim adresini kopyala diye bir yer var arkadaşlar. Resmin adresini kopyala dediğinizde bakın bu resmin adresini artık ben ne yapmış oldum? Kopyalamış oldum. Peki burada ne yapacağım? Hemen geldim şuraya. IMG SRC'de şuraya Ctrl V'yi yapıştırdım. Bakın neymiş? HTTPS'nin içerisindeki bilmem ne bilmem ne nokta JPEG. Bunu direkt imajın içine koydum. Bakalım bana getirecek mi? F12'yi çektim ve o resmi buraya internet adresi üzerinden buraya getirdi. Ha, kaydedip de buraya getirebilirdim ama internet adresi üzerinden getirdi. Aynı şekilde buraya ne diyelim? Manzara diyelim arkadaşlar. Manzara. Evet. Buraya şöyle bir şey yapsaydık. Height ve Width özelliğini yine buraya da tanımlayalım. 250 piksel. 250 piksel. Evet. F12'yi çektiğimde bakın hepsi gayet güzel, muntazam bir şekilde buraya yerleşti. Peki, şimdi geldik önemli bir yere. Bu height ve width yerine ben burada style diye bir şey kullansaydım ve bunun içerisinde height 250 piksel, width 250 piksel deseydim ne olurdu? Şimdi şunları da siliyorum bakın dikkat edin. İlk resim için dikkat edin diyorum arkadaşlar. Height 250 piksel, width 250 piksel. Height 250, width 250 hepsi aynı ama bunu sadece style içinde kullandım. Peki F12'yi çektim. Hiçbir değişiklik var mı? Yok. Peki diyeceksiniz ki ya o zaman bununla bunu kullanmanın arasında ne fark var? Ben bunu kullanmak istiyorum belki. Yani
kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir uç nokta var, onu söyleyeyim. Style diye bir etiketiniz var ve bu style'da diyorsun ki benim sitemdeki her şeyin width'i %100 olsun. Yani tamamını kaplasın istiyorsanız img ile tamamını kaplasın istiyorsunuz. Şimdi bir F12 çekelim ve farkı anlayalım. F12'yi çektim. Ana. Bakın şu etkilendi mi bu şeyden? Hayır. Ama şu width'i %100 ne demek? Genişliği tüm tarayıcı boyunca yay anlamına geliyor. Buraya geldiğinizde width, bakın şu etkilenmedi. Height'i ve width'ini korudu. Ama bu ne yaptı arkadaşlar? Width'ten etkilendi. Width 250 piksel değil, bakın dikkat ederseniz. Bilgisayar ve iskeletin %100. Bu da %100. Height ve width kullandığımız halde gördüğünüz gibi ne oldu? Şundan etkilendi. Ama style bundan etkilenmedi. İşte sitenizde diyelim ki bazıları etkilensin, bazıları etkilenmesin şeklinde bir şey yapıyorsanız, mutlaka etkilenmemesini istiyorsanız style etiketinin içerisine koymanız gerekiyor. Bu da böyle bir ayrıntıydı arkadaşlar. Şimdi tabii bunlara çok çeşitli şeyler uygulanabilir. Ben bunu burada kalsın. Bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hareketli dosyaları oynatabiliyoruz. Normal JPEG, PNG, işte BMP, artık aklınıza ne gelirse durağan resimlerin hepsini imaj SRC ile alabilirsiniz. Ayrıca burada URL kısmını buraya yapıştırdığınızda arkadaşlar URL'deki resmi buraya getirecektir. Fakat alternate'i unutmayın. Çünkü diyelim ki bu URL patladı. Yani adam siteyi kapattı ya da resmi sildi falan. O zaman alternate'de bulunan şey size gösterilecektir. Buradaki şeyleri zaten anlattım. Eğer source'u bulamıyorsa alternate kısmındaki yeri koyacak dedik. Tabii burada daha değişik çeşitli şeyler var. Fakat imaj resimleri konusunda arkadaşlar önemli olan detaylardan bahsettik arkadaşlar. İmaj ekleyecekseniz bu gibi şeylere dikkat ediniz. Bu videonun kaynak dosyalarını arkadaşlar videonun alt kısmında paylaşacağım. HTML imaj konusu bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.